Yeni bir madenle tekrar karşınızdayım. Uranyum. Arkadaşlar, uranyum radyoaktif bir elementtir. Ve nükleer enerji için kullanılır. Uranyum ve toryum. Hemen hatırlatalım. Türkiye'de nükleer santral denilince nereye gideriz? Mersin Akkuyu'ya gideriz değil mi arkadaşlar? Mersin Akkuyu Rusya'nın yaptığı bir nükleer santral. Ne lazım bunun için? Uranyum ve toryum lazım. Uranyumun dediği anda uranyumu kendi içinden çıkar. Bak, ben kocaman sana yazdım. Uranyum diye yazdım. Atlaya atlaya gideceğiz. Ege'de duracağız. Bir de Yozgat, Sorgun'da duracağız. Tamam, bak. Uşak. Atladım. Aydın. Atladım. Yozgat, Sorgun. Atladım. Manisa, Salihli. Türkiye'de uranyum nerededir? Uşak, Aydın, Yozgat, Manisa. Atlayarak git. Yaz uranyumu. Uşak. Atladım. Aydın. Atladım. Yozgat. Atladım. Ama Yozgat'ı lütfen şöyle bil. Yozgat, Sorgun diye soruyorlar sınavlarda. Lütfen buna dikkat et. Atladın. Neresi? Manisa, Salihli. Türkiye'de arkadaşlar uranyum dediğimizde karşımıza çıkan yerler. Tamam. Birincisi uranyum. Evet. Bir diğer yine nükleer enerji için arkadaşlar önemli madenimiz kim? Toryum. Toryum diyorsa nokta atışı istiyorum senden. Nereye gitmeni istiyorum? Eskişehir, Sivrihisar. Hatta şöyle yap. Uranyum, Yozgat, Sorgun. Toryum, Eskişehir, Sivrihisar. Hani bu şekilde akılda tutarsan emin ol ki bence o soruları patates edeceksin. Patates deyince patates de birinci neresi arkadaşım? Niğde diyiverelim. Hocam ne yapıyorsun sen? Vallahi gaza geldim galiba. Arkadaşlar gümüş. Ben sanmıyorum yani bize tutsun gümüş diye sorsun. Zaten siyanür hikayesi var. Şu an bir altın maden ocağı kazası var. Ama gümüş derse de Kütahya'ya gidiniz. Kütahya'da nereye gidiniz arkadaşlar? Gümüşköy'e gidiniz. Evet, geldik altına arkadaşlar. Altın yeni bir maden ocağı kazası oldu arkadaşlar Erzincan İliç'te. Ve yıllar öncesinin sınav sorusudur. Biz arkadaşlar FM Çukuru, İzmir FM Çukuru ve Uşak'ı sordular. Türkiye'de altın denilince arkadaşlar ilk altın maden işletmesi İzmir'de açıldı. Bunu unutmayınız. İzmir, Bergama, Ovacık. Ama bize sınavda ne dedi? İzmir FM Çukuru. Ben hep öğrencilerime şöyle anlatırım. Yani İzmir'i gördüğün anda dikkatli ol. Balıkesir gördüğün anda soruda altın varsa gidilebilir yani. İzmir, Bergama, Ovacık ve FM Çukuru, Erzincan, İliç, bakın kaza olan, maden ocağı kazası olan yerimiz, Uşak, Eşme, Kışladağ, Gümüşhane, Maestra. Hocam Gümüşhane'de ne var? Maestra'da altın var. Ve arkadaşlar yine sınav sorusudur. Artvin, Cerrattepe. Cerrattepe'de tuvenen olarak yani bakırla birlikte arkadaşlar altın çıkartılmaktadır. Dikkatli olalım. Türkiye'de altın denilince nereye gidiyorum? İzmir. İzmir, Bergama, Ovacık, FM Çukuru, Erzincan, İliç, Uşak, Eşme, Gümüşhane, Maestra ve Artvin neresi arkadaşım? Cerrattepe. Evet, bir diğer madenimiz manganez. Bakın arkadaşlar, manganez birazcık başını ağrıtabilir. Kromla da böyle bazı özellikleri eşdeğer gidiyor. Bak, krom ve manganezi aynen şu cümleleri kuruyorsun. Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Demire sertlik verir. Önemli bir ihraç madenimizdir değil mi? Kromda da bu cümleyi kuruyorum. Manganezde de bu cümleyi kuruyorum. Ama kromda ne diyorum? Muğla, Dalaman, Elazığ, Gulaman diyorum değil mi? Hani o ayrımını oradan yapıyorduk. Muğla, Dalaman'dan çıkar Antalya'da işletilir. Elazığ, Gulaman'dan çıkar Elazığ'da işletilir diye kodlamıştık arkadaşlar. Ha, işte tam ayrım burada başlıyor. Manganezi de şöyle düşün. Söyleyemedim, manganez. Manganezi de şöyle düşün. Artvin'den borçla mangal aldım. Tamam, unutma. Nereden aldın? Artvin'den. Nasıl? Borçla. Artvin borçka manganez, Denizli tavas. Artvin'den borçla mangal al, Denizli'de tavada horozu pişir. Ne diyeyim artık ben? Artvin borçka manganez, Denizli tavas arkadaşlar. Rezerv olarak en fazla rezerv Denizli tavasta. Artvin borçkaydı sınavlarda çok görüyoruz. Aslında biliyor musun? Zonguldak Ereğli'den bir başla. Yani bütün Karadeniz sahillerinde karşına mangan yatakları çok yaygın çıkar. Hani bazen Zonguldak'ı da gösteriyor, Ereğli'yi de gösteriyor. Mesela Bolu'da Kıbrıs'ta bulunmakta mangan yatakları, ama kafanda şöyle şifrele. Hocam hepsini nasıl tutacağım? Artvin'den borçla mangal aldım. Denizli'de tavada horozu pişirdik arkadaşlar. Tamam, Artvin borçka, Denizli tavas. Evet, geldik mermere.
Arkadaşlar mermer birazcık böyle başımızı ağrıtıyor son zamanlarda. Türkiye'nin yurt dışına en çok sattığı madendir. Türkiye'nin yurt dışına en çok sattığı maden mermerdir. Tonaj olarak düşünün, tamam mı? Yani çok paralar kazandık demiyorum. Türkiye'nin yurt dışına en çok sattığı maden mermerdir. Bunu blok mermer olarak arkadaşlar Çınak Cumhuriyeti'ne, işlenmiş mermer olarak da ABD'ye satmaktadır. Bir dönem yine sınav sorusuydu. Türkiye en çok hangi ülkeye maden satar? Çınak Cumhuriyeti demiştik arkadaşlar. Peki Türkiye'de mermer. Şimdi mermer metamorfik bir kayaç. Yani kalkerin yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalmasıyla oluşmuş bir kayaç. Bu yüzden de arkadaşlar baktığımızda Anadolu'da oldukça yaygın mermer ocaklarını görüyoruz arkadaşlar, ama şimdi nokta atışı yapmalıyız. Balıkesir, Marmara Adası. Ben aslında bununla ilgili bir hikaye belki anlatırım ya. Balıkesir Marmara Adası'nda böyle sabah sabah çıtır çıtır sabah mermerleri yediğimiz bir hikaye var arkadaşım. Balıkesir Marmara Adası'nı unutma. Sınavlarda çok soruluyor çünkü çok kıymetli. Bak Marmara zaten mermer Marmara. Tamam, dikkatli olunuz arkadaşlar. Balıkesir Marmara Adası ki çok kaliteli Afyon mermerleri. Hatta bak Afyon, Denizli, Muğla hem mermer hem traverten yatakları olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye yurt dışına en çok ne satar da mermer değil de şu cümleyi bile kullanabilir: doğal taş. Tamam, dikkatli olunuz. Yani traverteni de bağlayıp gidebilir. Balıkesir Marmara Adası, Afyon, Bilecik, Denizli, Muğla. Bir de Elazığ var arkadaşlar. Sorularda çok çıkıyor. Elazığ vişnesi, Elazığ kirazı, yani bordomsu bir mermer. Kuşbaşı ete benzeyen bir mermer olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mermere dikkat edin. Mermer bence güzel bir sınav sorusu olabilir. Evet, geldik. Feldispat ya da bir diğer adıyla felspat arkadaşlar. Bu da genellikle bor madeniyle çok karıştırılıyor. Çünkü ikisi de cam, seramik sektöründe aktif olarak kullanılıyor. Ve saha olarak da evet, Güney Marmara ve çevresinde yaygınlar. Ama borda şöyle bir L harfi yapmıştık, hatırla. Balıkesir, Susurluk, Bigadiç, Kütahya, Emet, Eskişehir, Kırka, Seyit Gazi diye vermiştik arkadaşım borda. Felspat'ta da sana şunu diyecek: ha evet, dünya rezervinde birinci izleyecek, cam diyecek, seramik diyecek, boya sektöründe kullanılıyor diyecek, ama seni hop Ege'ye kaydıracak. Yani bak dikkatli ol, direkt Ege'ye kaydıracak. Manisa Demirci, Kütahya Sımav, Muğla Milas, Aydın Çine. Yani böyle aman Kütahya, Sımav, Muğla, Milas diye ezberlemene gerek yok. Felspat'ta seni hop nereye kaydıracak? Ege'ye kaydıracak. Manisa Demirci, Kütahya, Sımav bu işte gerçekten iyiler arkadaşım. Evet, geldik tabii soda ya da diğer adıyla Trona yatakları. Arkadaşlar Türkiye'de şimdi düşünsene, soda deyince aklına ne geliyor? Şimdi ben reklam almak istemiyorum, o yüzden söylemeyeceğim, senin aklına hemen gelsin. Ya düşünsene, sınavda soda dese hepimiz o Beypazarı. Reklam. Reklam kokan hareketler. O yüzden hemen soda diyeceğini sanmıyorum ben sana. Trona yatakları diyecek. Ülkemizde Trona yatakları. Hemen sen nereye gideceksin? Ankara Beypazarı arkadaşlar. Dikkat et. Evet, Dile Taşı, Eskişehir, Oltu Taşı, Erzurum, Zımpara Taşı, Ege, İzmir. Kimin zımparaları meşhurdur? Ege'nin zımparaları meşhurdur. Bak tekrar ediyorum. Trona derse Ankara Beypazarı. Lüle Taşı derse Eskişehir. Oltu Taşı derse Erzurum. Zımpara Taşı da derse kimin zımparaları meşhurdur? Ege'nin zımparaları meşhurdur. Tamam mı? Dikkatli ol. Türkiye'de dalyanlar nerede? Dalyanlar Ege'de. Ege'nin nesi meşhurdur? Zımparaları meşhurdur. Tamam, aklında böyle kalsın.